Şimdi seçim atmosferi aslında epey iyi gidiyor. Bir dün Erzurum'da bir tatsızlık oldu, bir gerginlik yaşandı. Son beş güne gidiyoruz bu hafta da bu anlamda önemli. Tabii inşallah yine böyle gerilimsiz, daha sakin bir ortamda gider. Ama dün o yaşanan bir gerilim Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında bir taşlama hadisesi oldu. Onun üzerinden... Vali emniyet güçlerini suçladı, göz cumbakla suçladı o taş atanlara, saldıranlara karşı. Sonra İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu dün bizim yaptığımız yayında bir takım açıklamaları oldu. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir takım gözaltıların olduğunu, bir tahkikat başlatıldığını ifade etti. Konuyla ilgili hem olayla ilgili hem de bu tahkikat meselesi süreciyle ilgili... Sizin de bir değerlendirmeniz olur mu? Ben doğrusu bu konuyu çok ciddiye almıyorum. Neden ciddiye almıyorum? Bir takım provokasyonlar olduğu belli. Bu provokasyonların Türkiye'nin bu büyük yürüyüşünü özellikle İstanbul'daki büyük mitingi gölgelemek için de tertiplenmiş veya ona zemin hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, Türkiye bu büyük yürüyüşü içerisinde bir takım provokasyonlarla hep karşılaşabilir ve bunları konuşmanın da e, bu büyük e, olaya... İstanbul bitingine gölge düşürmek maksadıyla tertiplenmiş olabileceğini dahi düşünüyorum. Onun için bu çapsız yetersizlik sendromu yaşayan bir takım adamların gidip sağda solda kışkırtıcı bir takım konuşmalar yapıp bu tür eylemleri teşvik etmesi veya bu tür eylemlerle eylemleri hazırlayanlar da varsa onlarla nedir iş yüzü, yüzü bu polisiye bir meseledir ortaya çıkarılır ama olayın mahiyet olarak bir provokasyon olduğunu esas itibariyle bu seçim sürecinin, barış içerisinde yürüyen seçim sürecinin e, engellenmesine veya gölge düşürmesine dönük bir şey olduğunu, dünkü tesadüf olayla yani İstanbul Büyük Mitingi ile tesadüf etmesinde sadece tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Onun için üzerine konuşmak istemiyorum.